Dokunlu kurabiye için gerekli malzemeler: 1 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, 125 gram tereyağı, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, un, damla sakızlı lokum. Ayşe'cim, sen yokken biz babanı böyle bir yad ettik biraz ve bu şiiri kendi yazmış. Bu da kendi el yazısıymış. Evet, çok duygusal öyle. Ve bunu çerçevelettiği gün kaybetmişsiniz. Evet, öyle oldu. Babanı, başın sağ olsun ama çok değerli bir baban var. Yani çok güzel el yazısı var, çok güzel bir şey yazmış. Ben tamamını okudum ama en sevdiğin kıtası neyse bir tane senden dinleyelim mi? Senin tabii ki okurum sesinden. En sevdiği kıtayı. Onun da benimle. İkinci kıtasını çok seviyorum ki bu babamın yattığı yerde de yazıyor. Ölümüyle yaşayan ölümsüz kaç kişi var? Ölümüyle yücelen başak saçlı bir bahar. O ölmedi, yaşıyor koca bir ulus kadar. Daima kalbimizde aşkla sevilen bir yer. Aa, çok güzelmiş. Bu Atatürk mezar taşında da yazıyor evet, mu? Evet, evet. Çok güzelmiş. Evet. Atatürk için yazmış bu şiiri. Atatürk ve 10 Kasım şiirin adı. Evet. Çok güzel yazmış. Ellerine sağlık, yüreğine, evet, yüreğine sağlık. Sağlık babamın. Samim Ağar. Evet. Çok güzel. Gurur duyuyorum babamla. Annemle, ailemle. Tamam. Tamam, ben duygusallaştık biz biraz. son yemeğimiz dedik. Sakız lokumlu kurabiyemiz. Evet, hadi evet. Başlayalım kızlar. Evet, bu bizim son yemeğimiz. Sakız lokumlu kurabiyeye başlamış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Ben kendisi yalnız bırakıyorum. Öyle mi? Değiştireceğim. Evet, akşam yemeğini hazırlanayım. Vay. İsmini değiştireyim. Tamam. Tamam aşkım. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Sağ ol. Teşekkür ederiz Ayşe'cim. Sağ ol. Ayşe Hanım'ı içeriye uğurlarken biz de sakız lokumlu kurabiyenin malzemelerini hazırlamaya başlıyoruz. Tava kalmadı. Sen cezvede olur diyorsun. Cezvede yağımızı eritiyoruz. 125 gram yağ diyoruz. Tavaları tükettik. Evet. Küçük bir cezvede 125 gram tereyağını eritmeye başlıyoruz. Yoğurt, yumurta. Çıkaralım onları hemen. Onları da çıkarıyoruz. Bunları genelde oda sıcaklığında tuttuğumuzda güzel olur. Malzemelerimizi masanın üzerine çıkartıp fırın tepsimize yağlı kağıt seriyoruz. 2 kaşık şeker koyuyoruz. Pudra şekeri. 2 kaşık. 2 kaşık pudra şekeri. Hamuruna. Ve yumurtayı kırıyoruz içine. Derin bir kapta 1 adet yumurta ve 2 yemek kaşığı pudra şekerini karıştırıyoruz. Şekeri az koyduk çünkü göbeğinde zaten lokum var. Şimdi şuradan bana 200 ml yani 1 su bardağı yoğurt hazırlar mısın? Evet, şuraya kadar. Evet. Yoğurdu ve tereyağını da kabımıza ekliyoruz. Un aldığı kadar mı? Yine un her aldığı gün kadar, evet, ama hani 2-2,5 bardak civarı iyi geliyor, duruma bağlı. Şimdi unu biraz atıyoruz. Üzerine hamuru çok kurutmayacak şekilde un ilave ediyoruz. Kabartma tozuyla vanilyasını ilave ediyoruz. İçine lokum girecek olan bu kurabiyenin hamuru neredeyse hazır. Bunu biraz bekleteceğiz ki şey olsun, dinlensin, çünkü çok sıvı ya hepsi. Toplayamayacağız sonra. Aldığı kadar un. Dolapta mı durması gerekiyor? Biraz dolapta dursun çünkü erimiş yağ var. Ne kadar biraz? 10 dakika yeter buna. 10 dakika. 10 dakika yeter. Hem biz bu 10 dakika süresince burayı toplamış oluruz. Tamam. Hamuru güzelce yoğurup dinlendirmek üzere buzdolabına kaldırıyoruz. Evet abla. Dolapta dinlendirdiğimiz hamuru tekrar çıkartıyoruz. Sakızlı lokumumuz da burada. Açacağız. Burada yapalım. Kurabiye için hamurumuzu hazırlamıştık. 10 dakikadır, hatta sunumlarımızı da yaptık. 15 dakika bile diyebiliriz. Ortalığı toparlamıştık. Buzdolabında sakladık biraz o süre içerisinde. Dinlenmesi iyi olurmuş. Sen bana şimdi göster. Biraz daha sertleşti. Evet, haklısın. Belki eğer yine şey olmazsa, sertleşmediyse ki belki biraz daha un ilave edeceğiz buna. Kurabiyemiz... Çünkü hala daha yumuşak. Hamurumuzun kıvamını tam tutturması için biraz daha un ekleyeceğiz anlaşılan. Bu dinlenince ne olduğunu görebileyim diye yapmıştım ben tamam. bunu. Hani biraz dinlenecek, anladım. Soğukta kalacak. Ne olduğunu görebileyim diye dinlendirmiştim ama o kendini saklamış. Mürvet Hanım hamuruna bir miktar daha un katıp merdane ile açıyor. Ha, böyle kalıp bir şey mi yapacağız? Hani evet, keseceğiz onu. Bak, bu kesme aparatıyla tamam. keseceğiz. Yani uygun şu kıyılarını atabiliriz, sonra yine tekrar alırız. Bir tane içine lokum koyalım.
Bir lokum. Evet, ve bunu kapatalım. Hamurdan kestiğimiz minik parçaların içine bir adet lokum yerleştirip hamuru kapatıyoruz. Hazırladığımız minik kurabiyeleri de yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine diziyoruz. Evet, bu dosyonunu kapattıktan sonra ellerimizi onu fırına koyuyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz. Ortalığı toparlıyoruz. Ayşe de gelsin, soframızı hazırlıyoruz. Masamızı. Tamam, evet, Ayşe'yi çağırıp masamızı hazırlayacağız. Sakız lokumlu kurabiyelerimiz de hazır. Artık fırına verebiliriz. Sakızlı lokumlu kurabiyemizi yaptık. Bu bizim son yemeğimizdi. Fırına verdik. 20 dakika kadar pişecek mi? 20 dakika kadar beyaz olacak. Tamam artık. Lokumlu kurabiyemiz de hazır. Çok güzel olmuş kızlar. Eline sağlık. Bakayım. Güzel bakmışsınız buna. Pudra şekerini serpeceğiz. Öyle mi? Evet. Sakız lokumlu kurabiyemizin üzerine pudra şekerini serpip servis tabağına diziyoruz. İçinde lokum olan kurabiye daha önce hiç görmemiştik. Tadı nasıl olacak gerçekten çok merak ediyoruz. Bak bakalım Nursel'cim, beğenecek misin? Beğenmem mi? Güzelliğe bak. Mis kokusu mutfağa yayıldı. Kurabiye. Misler gibi bir kurabiye oldu. Sakızlı lokumlu kurabiye.